kadına şiddeti konuşacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür Haber 16'da. Bizlerle birlikte efendim, hoş geldiniz Haber 16'ya. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Bir kere daha merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz, çalışıyoruz biz de. Sizler de iyisiniz. Çok güzel gözüküyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz böyle. Çok sağ olun. Bugün kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Nasıl tanımlarsınız Sayın Oygür? Böyle başlayalım mı? Şiddeti. Tam kelimeyi seçemedim Yeşim Hanım sorunuzdaki. Nasıl? Şiddeti nasıl tanımlarsınız? Kadına yönelik şiddeti. Böyle nasıl başlayalım mı? Evet. Şiddetin tabii dünyada birçok formu var. Bu sadece kadına yönelik şiddet değil. Tabii. Yani şiddet karşı tarafı çeşitli biçimlerde, özellikle biz şiddet deyince fiziki anlıyoruz ve çok yaygın olan bir şekli bu fiziki şiddet, ama başka türlerde de, başka biçimlerde de, özellikle psikolojik anlamda da yahut cinsel anlamda veyahut ekonomik baskı anlamında şiddeti insan birbirine uygulayabiliyor. Şiddeti hayvana da uyguluyoruz. Yani şiddet esasen biz sanki böyle vahşi yaşam belgeselleri izlerken sanki şiddet orada varmış zannediyoruz. Şiddet o değil. Şiddet vahşi yaşamdaki doğa koşulları, doğal yaşamın getirdiği, emrettiği kurallar değil. Şiddet insanın uyguladığı bir davranış şekli. Karşı tarafı bir şekilde ama mutlak surette zarara uğratan bir davranış şekli. Şiddetin işte dediğim gibi formları var. Şiddetin özelliği şu özelliği de aslında ilginç. Şiddet genellikle bir enstantane değil. Yani bir olup biten bir şey değil. Şiddet kendini besleyen ve süreklilik arz eden bir davranış bozukluğu. Yani şekli demek biraz hafif olacak, bir davranış bozukluğu. İnsanda gördüğümüzü söyledik. Yani bunu normalleştirmek mümkün değil. Yani şiddeti efendim şartlar öyle getirdi de biz bu şiddeti koyduk. Böyle bir şey yok. Şiddet tabii. kişiyle alakalı bir şey ve karşı tarafa zarar verme sonucuyla biten bir davranış bozukluğu. Tabii şiddet her yerde var. Trafikte var, erkek erkek arası var, hatta çocuklar arası şiddet var. Bunları biliyoruz. Fakat insanda belki en yakıcı olan, en iç acıtıcı olan şiddet alanı, arenası herhalde kadına yönelik şiddet. Maalesef. Çünkü maalesef. Burada kadına yönelik şiddet dediğiniz zaman çok özel bir şey söylüyorsunuz. Kadına sadece kadın olduğu için yöneltilen bir şiddetten bahsediyorsunuz. Aslında her şiddet olayının bir öyküsü var. Şiddet uygulayana sorduğunuz zaman size o anlatıyor bir şeyler. Şöyle dedi de böyle yaptı da şudur da budur da bilmem ne. Değil. O onun kafasındaki tercüme şekli. O başka. Aslında kadına yönelik şiddette hakikaten kadın olmak kaynaklı derin bir kök var. Hatta bunu biraz daha somutlaştıralım. Daha gerçeğiyle konuşalım. Kadın ve erkeğin eşitsizliği var. Aslında en büyük sorun burada başlıyor değil mi? Tabii sorun bu. Zaten sorun bu. Sorunun aslı burası. Ve bu doğa aykırı bir şey. Doğaya aykırı. Doğada, diğer türlerde baktığınız zaman, evet, dişi ve eril cinslerin tabii ki davranış biçimleri farklı, birbirleri etkileme biçimleri farklı, ama bir eşitsizlikten hiçbir zaman bahsedemezsiniz orada. Ama insanda, tabii insanın tür olarak ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Yani insanı tutup diğer yüksek organizmalarla da kıyaslamıyoruz. Ama işte bu farklı tür olmadan, sınıfsal yapıya dönüşmüş olmaktan, üreten yapımız nedeniyle çok eski dönemlerden gelen
ama neticede doğaya aykırı olan bir eşitsizlik söz konusu. İşte bu hakikaten diğer şiddet formları içerisinde insanı yakıyor. Çok derin yaralıyor insanı. O bakımdan özel bir yeri var, özel üstünde durulması gereken bir konu. Eşitsizlik. Ama şimdi Sayın Uygur şu da var, yani bazı kesimlere bakıyoruz, normlardan bahsettiniz ya, işte kocasıdır döver diyor mesela. Ya da işte kocasını kıskandırdığı için dayak yiyebilir, söz dinlemezse dövebilir. Hem erkekler böyle düşünen bir kesim var, hem de kadınlar açısından da bunu kabul etmiş bir kesim var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii. Aynı şeye bağlıyorum. Çünkü kadın erkek eşitsizliğini kadın da kabul etmiştir. Zaten kadın kabul etmemiş olsaydı ya da etmemek elinde olsaydı ki değil. Yani bu bir sınıfsal temeli oturduğu için kadının bunu kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. Mülkiyetin erkeğe geçtiğinden beri gelen bir durum bu. Kadın da bunu kabul etmiş durumda. Kadın da zaten eşit görmüyor kendini erkekle. Aşağı olduğunu kadın kabul ediyor zaten. Doğru. Tamamen olay buradan. Yani erkek de böyle bakıyor, kadın da böyle bakıyor. Bu kötü kalplilikle de alakalı bir şey değil. Hiç alakası yok. Bunlar son derece iyi kalpli insanlar da olabilir. İyi kalplidirler. Çevrelerine çok sevgilidirler mesela. Tabii böyledirler. Yani bunun iyilikle kötülükle de bir alakası yok. Bu bilincimizdeki algılama şeklimiz. Ben aşağıyım diyor kadın. Yani ben ikinci cinsim diyor. Bu böyle diyor. Ya mesela toplum kurallarımız da bunu söylüyor diyor. Dinimiz de bunu söylüyor diyor. Öbür dinler de bunu söylüyor diyor. Paraza. Temel sorunlar da tabii bununla birlikte devam ediyor. Ailede görmüş olmak değil mi? Geçmişten gelen. Bunu kanıksamış, bunu doğal kabul ediyor. Kadınların bu konudaki mücadelesini hatalı buluyor. Hatta zararlı buluyor. Yani kadınlar için zararlı buluyor. İşin enteresan tarafı mesela bazı kadınlar da böyle düşünüyor. Yani yanlış yapıyoruz diyor filan. Çünkü öyle kabullenmiş olayı. Doğal gibi düşünüyor bunu. Halbuki doğaya aykırı olduğunu bastıra bastıra söylüyorum. Ve tabii ki insanoğlu bunu düzeltecek Yeşim Hanım. Elbette ki böyle gitmeyecek. Zaten muazzam. Düzeltecek de Sayın Uygur, sizinle o kadar çok yayın yaptık ki son yıllarda da artarak devam ediyor ama. Şimdi ona bakmayın. O ayrı bir mesele. Doğru artıyor. Ben şunu kastettim. Hemen bugünden yarına düzelecek de demiyoruz bunu. Bu tabii ki uzun bir vadesi var. Bunun kanunlarla da düzelmesi mümkün değil Yeşim Hanım. Yani bilmem iyi ifade edebilecek miyim? İstediğiniz kanunu çıkarın. İnsandaki hem erkek ve hem kadındaki bu bilinci değiştirmeniz, üretim ilişkilerini yeniden düzenlemeniz ancak mümkündür. Yani kadının sınıfsal tahakküm gerçeğini ortadan kaldırmanız gerekir. Onun için gerçek anlamda bunun bitişini biz çok uzun bir dönem sonra göreceğiz. Ama bu demek değil ki o zaman oturalım. Hayır. Aslında biz burada şiddeti konuşuyoruz. Bakın kadın erkek eşitsizliği, şiddet bunun geldiği bir son nokta. Bu eşitsizliği biz hayatımızda ben, siz o kadar çok ve sürekli yaşamaktayız ki. Yani ben bunu kastediyorum. Gerçek anlamda eşitliğin sağlanmasını kastediyorum. Uzun bir yol var ama şiddet ve cinayete karşı durmak hepimizin en temel görevi. O ayrı bir konu. Kesinlikle. Ve maalesef haklısınız, çok artış var. Evet. Ki maalesef pandemi döneminde de çok artmış. Haberlerde de görüyoruz, biz de ekranlara getiriyoruz, dinleyicilerimize de aktarıyoruz ama inanılmaz bir artış var. Ve sürekli yayınlar da yapıyoruz, sizler de uzman olarak katılıyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz, bizleri bilgilendiriyorsunuz ama bunun çözümü nedir? Bizim için çözüm çok önemli. Evet, çok çabuk ya da çok kısa zamanda olacak bir şey değil ama sizden dinlemek istiyoruz. Bir kere şunu da çok merak ediyoruz Sayın Uygur. Biraz önce normlardan bahsettiğiniz aile içi şiddet, psikolojik şiddet, çocuklara yönelik şiddet ama bu psikolojik şiddeti de tam olarak
bilmeyen, algılamayan bir kesim var. Tabii hepimiz sonradan öğreniyoruz. Yaşadıkça belki öğreniyoruz ama biraz da bundan bahseder misiniz ardından? Vallahi Yeşim Hanım, tabii hiç bir uzmanlığımız yok bu konuda ama söylediğiniz gibi etrafımızdaki uzman arkadaşlarımızdan çok besleniyoruz. Onları çok, onlarla sürekli konuşuyoruz, alıp veriyoruz, okuyoruz, ediyoruz. Bizim de tabii anladığımız kadarıyla. Önce şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kadına yönelik şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği yatar ve kadın erkeği tam eşitlediğimiz anda ancak bu şiddet biter. Önce bir kere bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çok önemli. Psikolojik şiddete geldiğimiz zaman aslında kadına yönelik şiddet türlerinin hepsine eşlik ediyor. Yani fiziksel şiddet gören kadın zaten psikolojik şiddet de görüyor. Yani psikolojik şiddet en yaygını. Kadını aşağı görme, aşağılama, küfretme kadına. Kadını küçük düşürme. Bunun içi böyle bir devamlı böyle bir telaş içinde olan erkekler vardır çevremizde. Bakın dikkatle izleyin. Eşiniz dostunuza da vardır bunlar. Böyle karısı ağzını açtığında böyle bir atak halindedir. Yani onu susturmakla meşguldür adeta. Ya bırak, kadın konuşuyor değil mi? Yok illa lafı böyle ağzından kapmaya çalışır. Bu dahi bir psikolojik şiddettir. Söylediğim gibi hakaret etme, güvenmeme, etrafta onunla ilgili konuşma gibi sonuçta kadını inandırma. Bu noktaya kadar geliyor. Yani kadın da inanıyor. Benden bir şey olmaz, ben yapamam, ben beceremem, ben zaten eksiğim gibi kadının da inanmak suretiyle zarar gördüğü bir durum ortaya çıkıyor. Psikolojik şiddet bu. Yani bir belirtisi yok, şöyle fiziki belirtisi belki yok ama kadının ruh halinde çok derin bir şey açabiliyor. Derin bir hasar bırakabiliyor. Çok ağır strese sokabiliyor kadını. Çeşitli psikiyatrik sorunlar doğuruyor kadında. Ve ilginçtir. Psikolojik şiddet gören kadın da aslında herhalde biraz psikolojik şiddet gösteriyor. Bunu da uzmanlardan öğreniyoruz. Maalesef evdeki çocuğa yöneltiyor mesela. Yani eşinden, erkekten aldığı şiddeti, psikolojik şiddeti çocuğuna yöneltebiliyor kadın. Böyle de bir ağır da, ikincil bir ağır sonucu da çıkabiliyor. Evet. Şimdi burada kadına yönelik şiddetten bahsederken yasalardan da bahsetmenizi istiyorum. Yasalar ne diyor? Sizin bir açıklamanız var. Önleyici tedbirlerde eksiğimiz var diyorsunuz. Nelerdir bu şiddetin önüne geçmek için? Hangi konuda yasal olarak eksiklikler var ya da ne yapılmalı, neler önerirsiniz? Cumhuriyet Kadınları Derneği hangi çalışmaları yapıyor? Şimdi şunu söylemek gerekir. Biz kadına yönelik şiddete karşı mücadelede devlet kurumlarının ve diğer demokratik kitle örgütlerinin işbirliği içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Yani bu bir iktidar ya da muhalif iktidar olma yahut muhalefette olma konusu değil. Bu hepimizin toplumca ele alması gereken bir konu. Milli bir konu da denebilir. Aslında bu evrensel bir konu. Ama biz Türkiye, Türk kadınına da bakarak bu konuyu ele almak zorundayız. Bunu neden söylüyorum? Örneğin İsveç'teki bir kadın, İsveç'te de var biliyorsunuz kadına yönelik şiddet. Zannedilenin tersine çok ileri ülkelerde de var. İsveç'teki bir kadının çocuğunu teröre kurban etmesi, terör örgütüne evladını eleman gibi kaptırması, böyle bir şiddet türü yoktur İsveç'teki kadında ama bizim kadınımızda var. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin Türk kadını yönünden özellikleriyle ele alınması gerektiğini de özel olarak belirtiyoruz. Bir kere bakışımız böyle. Yani kadına yönelik şiddet var. Bununla bir iktidar çatışması halinde değil, iktidarla beraber ve diğer demokratik kitle örgütleriyle beraber ve
Türk kadınının gerçek sorunlarını da işin içinde değerlendirerek mücadele etmek şarttır. Yani hem evrenseldir hem bizim açımızdan milli tarafları da vardır bu mücadelenin. Türk Devleti aslında baktığınız zaman kurulduğundan bu yana bu insan hakları, çocuk hakları bu gibi uluslararası belgelere hep imza koymuştur ve belgeleri bu sözleşmelere taraf olmuştur, mevzuatını buna göre uyarlamıştır. Yani bazılarının öne sürdüğü gibi devlet hiçbir şey yapmıyor, öyle şey yok. Devlet başından beri bir kere en önemlisi tevhid-i tevcisat kanunumuzdur. Hepsini bir tarafa bırakın. Cumhuriyet kurulduğunda öğrenim birliği yasasının çıkması bile kadına yönelik şiddetin kar topu gibi belki bugün. İşte görüyoruz değil mi? Bazı ülkelerde özellikle Batı Asya ülkelerinde görüyoruz durumu, kadının durumunu. Daha bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla devletimizin bu konuda bakışı bellidir, açıktır. Bu mücadeleyi devlet de koyuyor. Onu bir kere biz kabul ediyoruz dernek olarak. Burada devletin yanında olmak ve ona yardımcı olmak gerekir. Tabii ki toplumda da bir yandan farkındalığı arttırma konusunda da görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir. Yani ikisini de dengeli bir şekilde yapmak zorundayız. Şimdi bu kanunlarımız dediniz, doğru. Mesela daha önce 4320 sayılı ailenin korunması kanunu var, 98 yılında çıkmış. Sonra zamanla bunun yetersizlikleri görülüyor. 6284 hazırlanıyor biliyorsunuz 2012'de. Şu anda kadını koruyan kanunumuz odur. Yani şu tabii Türk Ceza Kanunumuz var, Medeni Kanun var, daha anayasamız var bir kere her şeyden önce. O başka ama bir olay vuku bulduğunda, burası çok önemli Yeşim Hanım. Yani 6284 gerçekleşmiş vakanın üstüne çöktüğü kanundur. Bu önemli. Yani kadın şikayet eder ya da bir şekilde kolluğa olay intikal eder ve 6284 sayılı kanun tıkır tıkır kadını koruyucu anında adım atmaya başlar. Fakat şimdi bu olaylar her şey insan yaşamı, sosyoloji. Bizimle aynı kitabı okumuyor. Yani aynı metne bakıp dur ben böyle yapayım demiyor. Kanunu yapıyorsunuz, ha pratikte bunun eksikleri çıkıyor. Çıkar. İşte burada sürekli düzenlemeler yapmak lazım. Yani burada köşeli olmamak lazım. Kanunumuzu yaptık, tamam. Uygulamada nelerle karşılaşıyoruz? Veya bu kanun istediğimiz verimi, sonucu bize neden getirmiyor? Bu soruları sürekli sormak lazım. Biz bunu yaptık Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak. Biz şu konuya odaklandık. Evet. Şimdi bakıyorsunuz kadın cinayetlerinde ya bir öğreniyorsunuz ki basından öldürülen kadın zaten daha önce şikayet etmiş. Yani 6284 işleme girmiş. Doğru. Uzaklaştırma tedbiri verilmiş. Eşine ya da beraber yaşadığı erkeğe çok neyse. Çok gördük. Çok. Çok görüyoruz bunu. Hatta kadın defaten polise başvurmuş. Ölüm tehdidi alıyorum diye. Düşünebiliyor musunuz? Ama bu kadın öldürülüyor. Peki bu nasıl oluyor? En önemli yani, soru da bu aslında. Tabii yani o zaman biz işte o zaman anlıyorsunuz ki 6284'te demek ki düzeltmemiz gereken bir şeyler var. Biz konuyu bu yönden ele aldık ve şöyle baktık olaya. Biz kadına yönelik şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği olduğunu, bunun da sınıfsal bir temele dayandığını, yani erkek kötü diye eşitsiz değiliz. Bu 10 bin yılın meselesi diye baktığımız için biz bu olayda faille de ilgilendik. Yani erkekle de ilgilendik. Erkeğe çevirdik bir gözümüzü. O zaman şunu, yani erkeği bu sistemin diğer kurbanı olarak görüyoruz biz. Kadın sorunun olduğu yerde daha ciddi bir erkek sorunu vardır diyoruz.
Ve herhalde bunu da kimse, aklı başında kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Çünkü sorunu olan kimse şiddet gösteriyor zaten. Demek ki bir sorunu var o kişinin. Şimdi şöyle baktık o zaman olaya. 6284 biliyorsunuz işte demin çok kısaca değindim. Kadını süratle korumaya alan bir kanun. Ondan sonra da önündeki sorunları işte çocuğu mu var, anaokuluna mı gidecek, kadın işsiz mi, ona iş mi bulunacak, ne yapılacak, meslek mi kazandırılacak. İşte bütün bunları teker teker böyle silsile gibi çözmeye gayret eden bir kanun ve bu kanuna dayalı da bir yönetmeliğimiz var biliyorsunuz. Fakat burada bir şey var. Şiddetin faili nerede? Bu kanunda faille ilgili ne yapıldığı hususu yok. Şeyi kastetmiyorum. Faile tabii ki bütün önleyici tedbir kararları uygulanıyor. Yani uzaklaştırma kararı veriliyor. Örneğin ne bileyim elektronik kelepçe şimdi yaygınlaşacak, çok da olumlu bir adım. Ya da kurallar tamam. İhlal ediliyor burada bu noktada. Hayır yani o bir şey yani kadın, ama bunların hepsi kadını koruma amaçlı yapılıyor. Hı hı. İyi de şimdi kadın zaten şiddeti görmüş ki kolluğa gelmiş. Peki neyi koruyorsun sen hala? Zaten olmuş. Olay demek ki kanun da kabul ediyor bunun tekrar olabileceğini. Öyle değil mi? Yani o zaman siz kadını uğradığı şiddetten mağduriyetini giderirdiniz olur biterdi. Öyle değil. Kadını alıyor, sığınma evine koyuyor. Erkeği izole ediyor vesaire. Demek ki kanun çok tabii ki olması gerektiği gibi bu şiddetin devam edeceğini öngörüyor zaten. Peki madem bunu öngörüyoruz, biliyoruz ki gerçek de bu, neden şiddetin failine dönük hiçbir şey yapmıyoruz? Neden erkeği şiddetiyle, öfkesiyle orada öyle bırakıyoruz? Şimdi 6284'te şu ifade var. Diyor ki, ve Şönim yönetmeliğinde şu ifade var. Şiddet uygulayan ya da uygulama tehlikesi olanların işte öfke kontrolü, stresle baş etme, yeni davranış ve tutum geliştirme, eğitim ve iyileştirme programlarına alınması diyor. Biz buna psikososyal destek hizmeti verilmesi diyoruz kısaca. Hı hı. Tamam, güzel ama bunu hakimin takdirine bırakmış kanun. Hakim takdir ederse o fail bu programa alınıyor. Peki soruyoruz hukukçulara, bu tip davalara çokça giren arkadaşlarımıza soruyoruz. Hiç diyoruz oluyor mu böyle hakimin karar verdiği? Hayır diyorlar. Çok nadir yani. O zaman orada bir eksiklik var. Bizim önerimiz şu. 6284 sayılı kanuna göre kolluğa intikal etmiş bütün kadına yönelik şiddet vakalarından şiddet failinin, şiddet uygulayanın veya uygulama tehlikesi olanın psikososyal destek programına alınması zorunlu tutulmalıdır diyoruz. Bu bir takdir meselesi değildir. Çok iyi bir program hazırlanabilir uzmanlarımızca. Tabii. Şiddetin her olguda, şiddetin ne olduğuna bakarak, dozuna bakarak, tabii ki kişiyle konuşarak, faille, ona uygun psikososyal destek hizmeti verilmelidir. Bu hakim takdirinden çıkarılmalıdır. Biz bunun erkek için de gerekli olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu mağduru koruma amaçlı da tamamen söylemiyoruz. Erkek için de bu gerekli. Şöyle düşünün Yeşim Hanım. Belki o erkek o olaya kadar işte dövdü karısını. Belki içindeki öfkesi o kadar besleniyor ki bir taraftan, belki katil olacak 20-30 gün sonra. İşte belki değil, işte oluyor. Biz oluyor. De bunları kadın cinayeti diye izliyoruz işte. Tabii. Bu tür desteklerle erkeğe de yeni bir yaşam, onurlu bir yaşam, bu yolu açmış oluyorsunuz. O kadar kıymetli bir şey ki. Yani diyorsunuz ki, bak kardeşim, biz seni de düşünüyoruz burada. Yani burada sen de bir aslında kurbansın.
biz sana yardım edeceğiz diyorsunuz. Bunun anlamı budur. Bunu bir cezalandırma anlayışıyla yapmak veya böyle bakmak büyük hata. Tam tersine destek olmaktır. Bunun kadın olarak, kadın için bir ikincil faydası da şu. Yani kadın için şöyle de bir ayrıca faydası var. Birçok kadın şiddet gördüğü halde nasıl olsa iş değişmeyecek diyerek kabulleniyor. Haklı. Yani eğer boşanma olmazsa veya boşanma sürecine girildiğinde, biliyorsunuz bir kısmı da boşanma istediği için öldürülüyor kadınlarımız. Sonuçta kadın şunu düşünüyor, şunu görüyor maalesef. Ya tamam, en başta beni bir koruyor, bir şeyler devlet falan oluyor ama sonunda ben gene baş başa kalıyorum bu olayla diyor. Çünkü diyor eşim aynı diyor, yani hiçbir şey değişmedi ki diyor. Halbuki şiddet gösteren veya gösterme tehlikesi olduğu belirlenen erkek psikososyal desteğe ulaştırılsa, bu erkeğe böyle bir destek verilse, bu kadını da yüreklendirir. Şiddet gördüğünde kolluğa bildirmede, kadının ve çaresizlik içinde tek başına kalmamak, kolluğa gitmek konusunda kadını da yüreklendirir. Çünkü bu da ayrı bir sorun. Buna daha önce İçişleri Bakanımız değinmişti. Maalesef demişti, yapacak bir şey, yani şu anlamda yapacak bir şey yok. Biz ancak kolluğa gelen vakayı görebiliyoruz. Öyle ya. Yani biz hanelerin içinde ne yaşandığını biliyor muyuz Yeşim Hanım? Maalesef. Maalesef bilmiyoruz. Halbuki utanıyorlar, neler... korkuyorlar, susuyorlar. Tabii. Yani 3'te 2 deniyor Türkiye'de. Kadına, yani kadınların evlilik hayatının bir döneminde erkekten, ama fiziki anlamda demiyorum, her tür toplam şiddet görme oranı 3'te 2. Düşünsenize. Yani kabullenmiş kadın bunu. Kanıksamış, ya da öyle söyleyelim. Dolayısıyla kadınların da şiddet gördüklerinde kolluğa başvurma konusunda yüreklendirilmeye ihtiyacı var. Nasıl yüreklendireceğiz Sayın Öygür? Burası çok önemli. Yüreklendirmemiz gerekiyor ama nasıl yüreklendireceğiz? Ve işte vaktimiz varsa eğer arkadaşlar, 6.284 sayılı kanunu biraz daha öneminden bahsedelim mi izleyicilerimize, dinleyicilerimize? Belki bizi ilk kez dinleyenler olabilir Sayın Öygür. İşte bu önerdiğimiz şey yüreklendirici konulardan bir tanesi. Yani ben, devlet tamam 6.284, ben şimdi karakola başvurdum, tamam bir kanun var 6.284, korumaya alınıyorum, tamam, ama beni döven, bana bu eziyeti çektiren erkek de, yani eşim de veya sevgilim de, neyse, şimdi o da yardım alıyor. Yani bu hareketinden vazgeçmesi, hareketin anlamını çözümlemesi, çözmesi, tekrar etmemesi, bunu terk etmesi konusunda o da şimdi bir yardım alıyor. Bunu bilen kadın kolluğa başvurmakta daha istekli olacaktır. Efendim, 6.284 sayılı kanun adı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanundur. Bu kanun gerçekleşen, demin söylediğim gibi, yani bu bir araştırma değil, anket değil, hiçbir şey değil. Bu gerçekleşen, kolluğa, karakola intikal etmiş şiddet vakalarında, kadına yönelik şiddet vakalarında veya aile içi şiddet vakalarında, ama tabii büyük çoğunluğu kadına yönelik oluyor. Ama diğer aile bireyleri de elbette bu kanundan yararlanıyorlar, eğer varsa böyle bir şey. Çocuk, büyük anne, büyük baba, neyse işte onlar da olabiliyor. Başladığı andan itibaren, yani başvuru olduğu andan itibaren kolluğun devreye girmesi, mülki idarenin devreye girmesiyle işlemler başlatılıyor. Duruma göre erkek uzaklaştırılabiliyor. Duruma göre kadın sığınma evine konabiliyor.
kadının erkek kadının geçim şartları düzenlenmeye çalışılıyor. Tabii ekonomik güçlüğü varsa, çalışmayan bir kadınsa, ki genellikle de maalesef ekonomi, kendi ekonomisi olmayan kadınlar daha çok çıkıyorlar, bu durumla baş başa kalıyorlar. Onların düzenlenmesi gibi, kadının tekrar rehabilite edilmesi, tekrar yaşama kazandırılması, istiyorsa boşanmayı, bu arada boşanma işlemlerinin tamamlanması gibi düzenlemeler getiren bir kanun 6.284. Çok güzel. Bunu şeyle karıştırmayalım Yeşim Hanım. Bir erkek kadını ağır şekilde yaraladığında, öldürdüğünde zaten hiç söylemeye bile gerek yok da, yani öldürme kastıyla yaraladığında filan, onlar zaten ceza kanunuyla hallediliyor. Onun işi tabii başka. Hayır, ben detayını iyice aktaralım izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Tabii, çok önemli olduğunu sizle de sürekli konuştuğumuzda da belirtiyordunuz. Bir kez daha istedim bilmesini herkesin. Evet. Mesela KADES, kadın destek hattı. Mesela bu konuda çalışmalar yapıyor. Şimdi yapılıyor. Mesela şundan şikayet edilir. İşte kadın şiddet görüyor, fiziki şiddet veya cinsel şiddet neyse, ve karakola gidiyor. Karakolda da deniyor ki, ya hanımefendi, olur bunlar işte aile içinde filan. Doğru. Yani bu bakış yok değil. Yani tamamen açık konuşmak zorundayız. Bazı kadınlarımız bu başvuru yaptıkları halde, karakoldan aldıkları cevap bu oluyor. İdi. Bakın, idi. Şimdi yine 6.284 İstanbul Sözleşmesi ve 6.284'e dayalı, İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı işte ulusal eylem planları, Aile Bakanlığı'nın bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü var. Bütün bu mücadelenin merkezinde o genel müdürlük vardır. Ve diğer ilgili bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar bu mücadelede. Onların yaptığı ulusal eylem planları var, üçer dörder yıllık. Oradaki çalışmalara göre bugün kolluk hizmeti gören memurlarımız oldukça uyandırılmış durumdalar Yeşim Hanım. Bu o kadar kıymetli ki. Yani evvelden tamamen kendime göre uydurarak bir rakam veriyorum. 5 karakoldan 4'ünde kadın, ya hanım dön evine, olur böyle şeyler diyorsa, bugün belki 5 karakoldan sadece birinden kadın bu cevabı alıyor. 4 karakol hemen işlemleri başlatıyor. Ya, ne kadar çünkü önemli değil mi? Çok önemli. En önemli nokta, başlangıç, start noktası. Çünkü ulusal eylem planlarında bu eğitim, hizmet içi eğitimleri alınıyorlar şimdi bütün kolluk güçleri. Jandarma öyle. O kadar çok çalışıyor ki İçişleri Bakanlığı bu konuda. Bazı yerlerde de jandarmaya intikal ediyor bu konu çünkü. Kadına şiddet konusu. Onlar da öyle. Ondan sonra olayların izlenmesi, olayların bir eşgüdüm içinde takip edilmesi ve birbiriyle haberdar edilmesi kurumların. Ha, eksik yok mu? Var. Olacak. Ama bu eksikler pratik yaşandıkça giderilecek. Peki. Yani burada kimse bir şey yapmıyor. Devlet bıraktı. Şöyle böyle. Sayın Öygül, bir virgül koyalım mı? Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür Haber 16'da bizlerle birlikte. Yasalarda bazen aksamalar olabiliyor dediniz, uygulamada dediniz, özür dilerim. Devam edelim mi buradan? Tabii. Bu aksaklıklar olduğu için devletin bir şey yapmadığı ya da yeterince bir şey yapmadığını söylemek gerçekten çok büyük bir haksızlık olur ve dahi doğru da değil zaten. Sürekli bir uğraşı var, bir çaba var. Ha, ama diyeceğiz ki peki, ama artıyor. Doğru. Bu da bir gerçek.
Çünkü kadına yönelik şiddeti besleyen faktörler artıyor Yeşim Hanım. Bir kere en başta ekonomik sorun geliyor. Ekonomik sorun tabii çok ağır. Yani bunun her yere yayıldığını, saçıldığını, yani ekonomik problemin, darlığın, birçok şeyin altında yatan neden olduğunu biliyoruz. Erkekte de böyle. Çünkü erkek o tarihsel kodlarıyla evini geçindirecek, çocuğunu geçindirecek, onlara iyi bakacak. Efendim sağında solunda gördüğü, kıyasladığı, televizyonda gördüğü, kimi çoğu sahte o hayatlara göre, kendi durumunu sorgulayacak. O kafasından onun neler geçiyor neler. Ama para yok, iş yok. İşsizlik olağanüstü boyutta, genç işsizliği, üniversite mezunu işsizliği, ürkütücü boyutta. Dolayısıyla bunlar insanı ümitsiz yapar. Yani ve işin kötü tarafı bir de bir belirsizlik, yani bu süreç ne kadar gidiyor? Salgının, tabii salgın çok önemli, çok olumsuz şekilde ivme kazandırdı tabii ki bu olaylara ve bunun ne olacağı da belli değil gibi bir durumdayız. Dolayısıyla şiddeti besliyoruz içimizde. Şiddet besleniyor. Bu da tabii artışa sebep oluyor. Yani en başta gelen sebebinin bu olduğunu düşünmek lazım. Evde oturmak, salgın koşullarında şiddetin arttığı da doğru. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mesela var. Gerçi o hemen Mart ayında yaptı o kıyaslamayı. Dedi, fazla olduğunu söyledi, arttığını söyledi salgınla beraber, ama daha sonra yapılan mesela Polis Akademisi'nin bir raporu var. O da kabul ediyor. Yani tabii, daha artmıştır. Boşanmalar diyor. Da artmış. Dünyada tabii, böyle. Dünyada böyle zaten ve bu zaten acayip bir şey değil. Yani bu mantık dışı da değil. Şimdi bazıları bunu belki şöyle anladı. Ya iyi geçimi iyi olan, böyle şiddet öyküsü olmayan evlerde salgınla beraber şiddet başladı. Hayır, kastedilen bu değil. Zaten şiddet olan evde arttı bunlar. Yani bunu söylemek lazım. Yani şiddete meyilli, şiddet olan, geçimsizlik olan evde şiddet olayları arttı. Bunu anlamak, böyle anlamaları lazım. Yoksa bunda acayip bir şey yok. Bu gayet mantıkla da örtüşen bir şey. Salgında artmış olması. Dolayısıyla arttığını görüyoruz. Ama bizim bunlara cevabımız 6.284'e bir kere çok kalın çizgilerle sahip çıkıyoruz. Onu belirtelim. Bazıları için bu kanun efendim ailenin işte dirliğini, düzenini sarsan bir kanunmuş. Neden bunu söylüyor? İşte erkek uzaklaştırma kararı aldığı için filan. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Kadının şiddet gördüğü bir ev zaten aile değildir. Bir kere bu mantaliteyi değiştireceğiz zaten. Yani önce bunu bir normal kabul ediyor, ondan sonra da diyor ki bu kanuna ne gerek var? Niye uzaklaştırıyorsun erkeği diyor. Hayır, o normal değil zaten. Yani erkeğin kadına tahakküm etmesi zaten normal değil işte. Ama ha bunun bilinçlerdeki değişimi uzun yıllar alacak. Tabii bu zaman alacak dediniz zaten siz. Bu başka. Ama tabii, biz de bu uzun yılları oturup beklemeyeceğiz kadın şiddet görsün diye. Biz bu süreçte kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetleri sıfırlamaya dönük mücadelemizi tabii ki koyacağız. Peki. Sayın Uygur, şimdi sizin akşam güzel bir etkinliğiniz var aslında bu pandemi koşullarında tabii ki. Evet. Toplanmalar da zor ama değil mi, YouTube üzerinden olacak, sosyal medyadan nasıl olacak? Gülseren Budayıcıoğlu var. Evet. Hepimiz yakından takip ediyoruz. Biraz bahsedelim mi etkinlikten de? Kendisini severek takip ediyoruz, kitaplarını okuyoruz. Kendisine selamlarımızı da gönderelim, sizin aracılığınızla iletirsiniz değil mi lütfen? Tabii ki ileteceğim, tabii ki. Bahsederseniz biraz etkinlikten. Ben buna bir arkadaşımdan, Allah selamet versin, uzun zamandır görmüyorum, dinlediğim ve duyduğum bir söz vardı. Ben bu sözü çok severim Yeşim Hanım. Kahırla gelen lütuf diye bir lafı vardı arkadaşımın. Hakikaten bu salgın tabii bize bir kahır getirdi ama bazı lütuflar da getirdi. Yani onu da görüyoruz tabii. İşte bunlardan birisi
Bu toplanma kolaylığı. Yani sanal ortamı kullanarak daha sık ve daha geniş toplanmalar yapabilmemiz. Bundan yararlandık. Vallahi hiç dizi seyretmeyenlerimiz dizi seyreder oldu. Bu Gülseren Budayıcıoğlu hocamızın kitaplarından senaryolaştırılmış dizileri kastediyorum. Aramızda genel yönetim kurulu olarak konuşurken kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bunun anlamlı olabileceğini düşündük. Çünkü dikkat ederseniz değerli hocamız da bu konuyu işliyor. Aslında çok genel şiddeti işliyor fark ettiyseniz. Yani orada kadın şiddeti de var, çocuğa şiddet de var, hepsi var. Tabii o çok başka uzmanlık bakışıyla tabii bakıyor bu olaya. Ben çok ümitsizdim. Ya bu kadar meşgul bir insan bize nasıl vakit ayıracak? Fakat inanır mısınız? Aracı olan, tanıyan bir arkadaşımız telefon açtığında Cumhuriyet Kadını çağırmışsa vakit bulunacak efendim demiş kendisi. Ne güzel. Çok hoşumuza gitti, sağ olsun. Dolayısıyla şimdi bu akşam biz Gülseren Budayıcı hocamızla çok güzel bir sohbet yapacağız. Daha doğrusu sunacağız ama biz kendisini dinleyeceğiz YouTube'da. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin sitelerinden rahatlıkla YouTube'a girebilirler. Saat kaçta başlayacak? Şimdi söylediniz. 7.30'da başlayacak. Ne güzel. Çünkü dedik dizi kaçmasın. Çünkü doğru. Dün hepimiz TRT'ye kilitlenmiştik. Çok kişi takip ediyor. Çok severek takip ediyoruz. Gerçekten evet, de. Program olacak. Hepinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. Çok ne güzel bir etkinlik gerçekten. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Bir kez evet. Daha selamlarımızı iletirseniz çok seviniriz. Çok sağ olun. Aynen. Çok güzel başınızla program yapmışsınız. Tülin Hanım ne güzel oldu sohbet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok İyi teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ çok olun sağ Yeşim olun. Hanım. Görüşmek dileğiyle. Sesimiz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür bizlerle birlikte oldu.